Herkese hayırlı Ramazanlar. Refika'nın dünyasına hoş geldiniz. Bugün Antalya usulü tahinli fasulye piyazı yapacağım. Tahinli fasulye piyazı için 2 su bardağı fasulye ve akşamdan ılık suyla ıslattım. Bu şekilde şiştiler. Piyazımın yapımına fasulyelerimi kaynatmakla başlayacağım. Üzerine geçecek kadar suyumu ilave ediyorum. Ve tenceremi ocağa alıp kaynamaya bırakıyorum. Piyazımın sosu için yarım su bardağı tahin, yarım su bardağı taze sıkılmış limon suyu, yeteri kadar tuz, güzelce karıştırıyorum. 3 diş rendelemiş olduğum sarımsağımı ilave ediyorum. 3 yemek kaşığı elma ya da üzüm sirkesi, yarım çay bardağı haşlamış olduğum fasulyemin suyundan ilave ediyorum. İsteğe bağlı kimyon. Ben kimyon kullanmak istiyorum. Fasulyeye yakıştığı için 1 çay kaşığı. Bu arzuya göre ister kullanır ister kullanmazsınız. Ama tavsiye ediyorum. Sosuma kıvam vermesi için 2 yemek kaşığı kadar haşlamış olduğum fasulyemden bu şekilde eziyorum. Sosumun içerisine ekliyorum. Ve güzelce karıştırıyorum. Sosumu iyice pürüzsüz hale gelmesi için blenderdan geçiriyorum. Fasulyelerimi kabın içerisine alıyorum. Tuzla olmuş olduğum soğanlarımı yıkadım. Suyunu süzdüm. Tuzlu olmasın diye. Onları da ilave ediyorum. İçerisine sosumun 1/4'ünü ekliyorum. Ve karıştırıyorum. Sosum her yerine gelecek şekilde karıştırıyorum. Ve servis tabağıma alıyorum. İki tane küp küp doğramış olduğum domateslerimi ilave ediyorum. Domateslerin çekirdeklerini aldım, piyazımı sulandırmasın diye. Bir kaşık kadar bıraktım. En son üzerine süsleyeceğim. Doğramış olduğum maydanozlarımdan ekliyorum. Ve kalan sosumu üzerine gezdiriyorum. Tekrar üzerine kalan domateslerimi ilave ediyorum. İki tane haşlamış olduğum yumurtamı da bu şekilde üzerine yerleştiriyorum. En son üzerine 1-2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı gezdiriyorum. Servis tabağıma sizlere yakından göstermek için piyazımdan alıyorum. Eğer tarifimi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bugünkü tarifimde Antalya usulü tahinli fasulye piyazıydı. Tariflerimi beğeniyorsanız kanalıma abone olup beğenip paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Tariflerimin devamı için sizlerin beğenileri benim için önemli. Başka tariflerde görüşmek üzere, hoşça kalın.